Herkese merhaba, ben Özgür Kolsan. Bugün evinizde üst düzey bir kebapçıda yediğiniz patlıcan kebabının aynısını yapacağız. Malzemelerimizi sayarak tarifimize başlayabiliriz. İki ana malzememiz var, patlıcan ve kıyma. Dolayısıyla patlıcan ve kıymamızın çok iyi olması gerekiyor. Patlıcanlar böyle kalınca olacak. Çok ince olursa zaten sünecekler pişerken küçücük olacaktır. Bunu istemiyoruz. Böyle etine dolgun patlıcanlarımız var. 500 gram kadar da kıyma kullanacağız. Kıyma da çok önemli. İstediğiniz kıymayı kullanabilirsiniz. Dana ya da kuzu kıyma. Ben kasabımda satır kıyma yapıyor. O yüzden kasabımda hazırlattığım kuzu kıymam var. Bunu hazırlatırken de bir küçük boy soğanla 2 diş sarımsak koydum. O esnada satırladı ki lezzetleri içine geçsin diye. Ve üzerini süslemek için biberlerimiz ve 3 küçük boy domatesimiz var. Burada biberler ve domatesiniz tercih meselesidir. İstediğiniz cinsi kullanabilirsiniz. Ve kıymamıza katacağımız baharatlarımız var. 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı yeni bahar, 2 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbonat. Baharatlarımızı kıymamıza koyup karıştırarak tarifimize başlayacağız. Dediğim gibi ben kasabımda çektirirken 1 küçük baş soğan ve 2 diş sarımsak ekletmiştim. Yani siz direkt kıyma alırsanız bunları da bu aşamada ekleyin. İnce kıyılmış soğan ve sarımsağı güzelce karıştırıyoruz. Belirttiğim gibi kıymanız ne kadar güzel olursa o kadar lezzetli olacaktır kebabınız. Benim tavsiyem satır kuzu kıyma. Kıymamız hazır. Kıymamız baharatlarıyla birlikte dinlenirken patlıcanları hazırlayabiliriz. Patlıcanlar çok küçük olmayacak. Buradaki püf noktası bu. Başını ve dibini kesiyoruz. Bunları ayırıyoruz. Bunu da böyle iki parçaya bölebilirim. Mesela şu büyük bir patlıcan, bunu üç parçaya böleceğim. Patlıcanlarımız hazır. Tekrar eldivenlerimi taktım. Burada izleyeceğim yol, bir patlıcan alıyorum. Böyle büyükçe bir boy, böyle bir limon büyüklüğünde kıyma alıyorum. Arasına koyuyorum. Tekrar bir patlıcanla birleştirip tepsime bu şekilde diziyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Koyup bir su önceki patlıcana birleştiriyorum. Patlıcanlarımızı tepsimize dizdik. Arada boşluk kaldı ama bunun bir önemi yok. Tamamen doldurmanıza gerek yok. Bunun üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Yani bir sos hazırlamanıza gerek yok. Zaten çok lezzetli bir kebap ortaya çıkacak. Bundan şüpheniz olmasın. Ve üzerine çok az, böyle bir İki yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum şöyle patlıcanların üzerine. Çok az. Yeterlidir. Patlıcan kebabım hazır. Şimdi bunu fırına koyacağım. Sebzelerimi daha sonra ekleyeceğim. Yani pişmeye bir 25 dakika, 30 dakika kala koyacağım ki şimdi koyarsam sönecekler, yanacaklardır. En son ekliyorum. Benim kuzinem hala hazırda yandığı için kuzinede yapıyorum. Siz evinizin fırında 220 derecede koyabilirsiniz. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Kebabımız pişerken sebzelerini hazırlayabiliriz. Benim domateslerim küçüktü. Bunları o yüzden ikiye bölüyorum. Eğer büyük bir domates kullanacaksanız dörde bölebilirsiniz. Aynı şekilde biberlerimi de kalın kalın parçalar halinde kesiyorum. Kebabımızı kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi köfteler kızarmaya başladı. Patlıcanlar da oldukça pişmeye başladı. Bu aşamada sebzelerini koyabiliriz. Gelişi güzel serpiştiriyoruz. Şu boşluğa da atabilirim. Hiçbir sakıncası yok. Şöyle. Sebzelerimizi de koyduk ve tekrar pişirmeye bırakıyoruz. Ve patlıcan kebabımız pişti. Şimdi onu servis yapacağız. Her şeyiyle muhteşem görünüyor ve de kokuyor. Özel bir servis ve yeme şekli var. Onu göstermek istiyorum. Önce tabağımızı alacağız. Patlıcanından ve köftesinden tabağımıza alıyoruz. Biraz da sebzelerinden. Patlıcanımızı ikiye bölüyoruz. Şöyle tabağımıza yayıyoruz. Hemen ardından köftemizi de aynı şekilde parçalara ayırıyoruz. Üzerine ekliyoruz.
Ve son dokunuş olarak yemeğimizin suyundan üzerine gezdiriyoruz. Ve yemeğe hazır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.